Evet, dur. Evet, sevgili dostlar, can insanlar, güzel insanlar. Dışarıda güzel bir ortam, biraz kapandı ama yine de yeşillik geldi, çiçekler geldi, güzellikler geldi. Hıdır Lez geliyor. Dolayısıyla bu bahardan yaza geçiş dönemi, belki de yazın başlangıcı. Hıdır Lez, bütün dünya insanlığında, özellikle Orta Doğu'da, İran'da, Balkanlar'da çok daha özel bir anlam ifade ediyor. Alevi Bektaşi inancında, öğretisinde de bir yeri var. Hızır ve İlyas, Hıdır Lez. Dolayısıyla biz de değerli araştırmacı yazar büyüğümüz Süleyman Zaman'a mikrofonu uzatalım dedik. Bir çalışması var, yeni çıktı. Dolayısıyla hem de onundan da biraz bahsetmiş olur. Şöyle 15-20 dakikada hocam, Hıdır Lez nedir? İnsanlığın kadim bir bayramı, özel bir günü olan Hıdır Lez'in özelliği nedir? Şöyle diyeyim. Evet, senin biraz de, sesli hocam. Evet, senin de dediğin gibi ben de şu anda yakın zamanda Hızır kültü, Hızır inancı, Balezik Hızır diye bir çalışmam oldu. Aslında Hızır, senin de belirttiğin gibi, özellikle Mezopotamya, aynı zamanda Anadolu'da, Mezopotamya'da, İrani topluluklarda kurtarıcı ve aynı zamanda insanın doğayı anlayabilme arzusunu ve isteklerini anında yerine getiren ve insanın bir insanın yaşadığı acılardan kurtaran, kurtarıcı bir kimlik olarak her zaman görülmüş. Ve hemen hemen bütün, özellikle bu görmüş olduğum coğrafyada yaşayan insanları kutsal, yani kurtarıcı kutsal bir kimlik olarak Hızır'ı tanımlamış ve öyle görmüştür. Ya bir insan zorda kaldığı zaman, hastalandığı zaman ya da doğal bir felakette karşılaştığı zaman hemen aklına ilk gelen Anadolu'da özellikle Hızır olur. Yetiş ya Hızır denir. Hasta bir insanı örneğin doktora taşıyan kişi onun Hızır'ıdır. Dolayısıyla Hızır kurtarıcı bir kimlik olarak tanımlanabilir. Aynı zamanda hız ve ır sözcüklerinden oluşmuştur. Yani insan o anda, bir insan o anda yani bir kurtarıcıyı andığı an Hızır onun yanındadır. Zaten onun yardımına koşmuştur. Dolayısıyla Hızır zorda kalanı yardım eden, zor durumda kalanı kurtaran ve ona işte şifa veren bir kurtarıcı kimlik olarak tanımlanmıştır. Peki hocam. Hızır karada, evet. İlyas ise denizde her zaman zorda kalanlara yardım eder. Hızır Erlez aynı zamanda işte 6 Mayıs'ta bir araya gelerek dünyanın döngüsünü, işte yeni bir coğrafik anlamda doğanın döngüsünü ve yazın başlangıcını da simgeler ve yeniden doğuşu ortaya koyar. Aynı zamanda tabiatın ortaya çıkarmış olduğu meyvenin, sebzenin bollaştığı ve insanların meyve, sebze yiyerek beslendiği günü de başlattığına inanılır. Peki hocam, mesela Anadolu'da, daha çok Doğu'da Hızır Ocak sonu, Şubat. Onunla ilgili işte cemler yapılıyor, lokmalar dökülüyor, oruçlar tutuluyor. En soğuk günlerde, en sert günlerde, senenin en zorlu günlerinde daha çok Hızır anılıyor lokmalarla, dualarla, deyişlerle, cemlerle. 21 Mart var, bir gece gündüz eşitliği var, baharın gelişi var, Hazreti Ali'nin doğumuyla özdeş görülüyor. Bir de Hıdır Lez var, yani 5-6 Mayıs'ta Anadolu'da, Mezopotamya'da, Balkanlar'da da çok iyi biliniyor. Yani her ulus kendine mal etmek isteyebilir ama öyle bir şeyimiz yok. Yani bu halkların, insanlığın kadim bir bayramı. Şubat'ta zor günlerde çağırıyoruz. Baharda da Hıdır Lez olarak çağırıyoruz. Yani baharda bir bayram, kışın, Hızır günlerinde ise Hızır günlerinde daha çok yardım. Yani her 365 gün Hızır'ı çağırıyoruz ama Şubat'taki çağrışımızla
bu Mayıs'ta Hıdır Lez'deki seslenişimiz sanki farklı. Şimdi şöyle tabii insan doğayla kendi arasındaki ilişkiyi her zaman merak etmiştir. Doğanın bir döngüsü var ve o döngü asla şaşmaz. Bildiğiniz gibi doğanın ısınması dediğimiz cemre olarak algılanan halk tarafından aslında ısı olarak değerlendirebileceğimiz doğanın bir döngüsü var. İşte mevsimlerin döngüsü var. Yani ilkbahar, yaz, sonbahar, kış. Özellikle Hızır, kış aylarının, o soğuk günlerinin, daha doğrusu doğanın dinlenmeye geçtiği, öyle diyelim, dinlenmeye geçtiği dönemin bitişini takip eden ve Şubat ayının eski takvime göre işte 31 ocağa gelen ve yeni takvime göre 14-15 Şubat'a denk gelen ve ilk cemrenin düştüğü, yani ısının ilk düştüğü ve doğayı artık uyanmaya başlayan, uykusundan uyanan doğanın uyaran cemre dediğimiz ısı ve Hızır'ın bu cemreyi ilk başlatan o kutsal bir kimlik ya da enerji olduğunu düşünen insanlar cemrenin düşüşünü Hızır'la simgeleştirmişler ve Hızır'la özdeşleştirmişler. Bundan dolayı da o dönemde 3 cemre düştüğünü biliyoruz. Yani birer hafta aralıklarla 14, yaklaşık işte 21. Bu aynı zamanda Mart'ın 20'ine kadar devam eder. Mart'ın 21'i bildiğiniz gibi aynı zamanda Nevruz'dur. Nevruz yeni gün anlamına da gelir. Mart'ın 21'in ekinoks dediğimiz aynı zamanda gece ve gündüzün eşitliğinin başladığı ve aynı zamanda doğanın artık tamamen canlandığı, yeniden doğuşu gerçekleştirdiği, bitkilerin artık çiçek açmaya başladığı bir gün olarak kabul edilir ve bunu da Hızır'ın aslında 3 cemreyi düşürdüğünü, 3 cemreyle doğayı dönüştürdüğünü, kıştan artık kurtulduğunu ve insanlığın, doğanın insanlığın hizmetine başladığını gösteren bir inanç olarak ortaya çıkmış. Yani doğa 3 tane cemre, bu cemreyi başlatan Hızır, insanlar böyle inanıyorlar. Aslında bu doğanın döngüsünden başka bir şey değildir. Çünkü bildiğiniz gibi bu günlerin uzaması 21 Mart'ta gece ve gündüz eşit, 21 Haziran'da en uzun gündüz, daha sonra günler tekrar kısalmaya başlar. 21 Eylül'de ya da 22 Eylül'de yine gece ve gündüz eşit olur. Sonbahar ekinoksu yaşanır. 21 Aralık'ta da en uzun gece yaşanır. Bunlara 6 ay Kasım günleri, 6 ay Hızır günleri olarak da değerlendirilmiştir. Yani iki şey halk böyle inanmıştır ama bildiğiniz gibi doğada biz 4 mevsim olarak yaşıyoruz. Bu evet, doğa canlandı, meyvelerini verdi, sebzelerini verdi. Biz de insanlar doğayı ekmeye başladılar, tarlalarını sürmeye başladılar. Ama bunun da bir ürününün verilmesi gerekiyor. Bu ürünün verilmesinde inanca göre 5 ya da 6 Mayıs günleri olur. 5 Mayıs gecesi ya da 5 Mayıs 6 Mayıs'a başlayan gece Hızır ve ya da Hıdır ya da Hızır ve İlyas bir araya gelerek aslında bu bir yıllık çabalarının sonucunda doğanın meyve, sebze, ürün vermesinden dolayı bir araya gelirler ve bunu kutlarlar. İnsanların hizmetine bunları sunmuş olurlar. Hocam çok ilginç değil mi? Hızır ve İlyas, yani kardeş olduğu da söyleniyor. İki peygamber olduğu da söyleniyor. İki eren olduğu da söyleniyor. Birisi yani Hızır, Hıdır, karalarda, İlyas, Elyas, denizlerde. Çünkü denizler alemini neyse biz hem İlyas'ı anıyoruz, denizleri anmıyoruz. Yani denizler bir alem, alemler var denizlerde. Orada da büyük bir yaşam var, deniz altında, deniz üstünde. Dünyanın da çok büyük bir kısmı zaten deniz. Çok ilginç değil mi? Yani bu her iki erenin, peygamberin, iki kardeşin buluşup muhabbet ettiklerine inanılan, mesela ne olabilir? Verim, kadın erkek birleşmesiyle doğurganlıkla simgeleşebilecekken, burada iki erkek, iki er, İki peygamber muhabbet ederek yeni bir gün mevsim döngüsünü yaratmış oluyorlar. Burada bilmiyorum, benim bir öz fikrim, muhabbetin önemi, yani
muhabbet de aslında doğanın döllenmesi kadar önemli diye öyle bir çıkarıda bulunuyorum. Bir araya geliyorlar sabahlara kadar, sohbet muhabbet ediyorlar. O işte denizlerin sakinleşmesini sağlıyor, bu karalardaki verimi arttırıyor ve yaz döngüsü başlıyor. Çok güzel söylediniz. Mesela Balkan Türklerinde hala çok önemlidir. Yunanistan Seyyid Ali Sultan Dergahı'nın Kasım Kurbanı etkinliği 8 Kasım'dır. Niye dendiği zaman kışın başlangıç gününde Kasım'ı böyle bilerek, böyle inanarak kutluyorlar. Böyle de bir yapı var ama sonuçta da Anadolu'dayız. Anadolu Tanrılar Yurdu, İsmet Zeki Eyüboğlu'nun dediği gibi hep doğa tanrıları var. Yaşam devam ediyor. Bizde de Hızır mevsimlere göre farklılaşsa da Hızır'ımız var, ortak bir şey. Ama Hızır'ın dışında hangi yaratıcı güçler var Anadolu'da? Tabii şimdi şöyle diyeyim, yani özellikle Hızır inancına baktığımızda pagan inançlarından, mitolojiden çok beslendiğini görüyoruz. Örneğin Anadolu tanrıçası Ma, Kibele ya da Kubaba, bu ölümsüz tanrıçadır. Bu aynı zamanda Anadolu, ana ve dolu, yani bu ismi, ana isminin alması da çok önemli. Yani o Anadolu'ya gelen bütün insanları besleyen, kucaklayan, ona sonsuz sevgisini gösteren, aynı zamanda çok önemli ürünler vererek buraya gelen herkesi besleyen bir tanrıça olarak görülmüştür. Bunun bütün özelliklerini halk tarafından Hızır'a taşındığını görüyoruz. Örneğin yine Gılgamış destanında Gılgamış'ın ölümsüzlük otunu aradığını biliyoruz. Bu ölümsüzlük otunu yılana kaptırmasıyla birlikte insanların işte ölümlü hale geldiği yönünde inançlar vardır. Bu aslında tamamen halk inançlarıdır. Hızır diye yani böyle gerçekten kutsal görünmeyen bir şey yok. Yani bir bedeni anlamda bir bedensel bir varlık yok. Hızır insanın aslında isteklerinin, istençlerinin gerçekleşmesini sağladığına inandı. Yani bir insanın istekleri sınırsız ama isteklerini karşılayacak kaynaklar sınırlı. Dolayısıyla insan doyumsuz bir varlık. Yani ne kadar istese de doymuyor. Ne kadar elde etse de daha fazla elde etmeye çalışıyor. Öyle anlar olur ki gerçekten de onun ihtiyacını karşılayacak, onun sağlığını sağlayacak, belki de onu zor durumda kurtaracak anlar vardır. İşte o anlarda bir insan o anı, o gerçekten de istediği şeyi gerçekleştiğinde bunu gerçekleştirenin aslında Hızır olduğuna inanır. Yani Hızır bana yardım etti ve ben bu zor durumda kurtuldum. Dolayısıyla işte insanın evine bereket veren ya da işte buğdayının hasılatını arttıran, ne bileyim işte susuz çölde bir ırmakla karşılaştığında o ırmağı kendisine gösteren ya da ırmağı orada var edenin Hızır olduğuna inanmış ve Hızır'ı bu anlamda anlamış. Yani Hızır insanı herhangi ya da toplumu kurtuluşa taşıyan bir kimlik olarak. Örneğin relik kültü vardır. Yani ya da sürüsünü kurtarmak için kendisini feda eden çoban örneği vardır. Ya da büyük baba kendi ailesini, sülalesini kurtarabilmek için kendini feda etme gibi. Bu düşünceler de aslında bir nevi kendisini geleceğe taşıyan önemli bir takım güçlerin olduğunu, bu güçlerin de aslında yine halk tarafından Hızır olarak değerlendirdiğini görüyoruz. İşte atalar kültü de bunlardan biridir. İşte Adonis gibi gerçekten de daha ismini sayamayacağımız bir sürü tanrı ve tanrıçanın, o mitolojik tanrıçaların gerçekten de Hızır kültüyle bugün günümüze kadar yansıdığını, günümüzde bu Hızır kültünü, Hızır inancını yaşayan ve yaşatanın da Anadolu Alevilerinin ve Balkan Bektaşilerinin olduğunu görüyoruz. Çünkü Alevilik aslında insanlığın en az belki de 20-25 bin yıllık ortak hafızasıdır. Bu ortak hafızanın içerisinde de Hızır inancı çok temeldir. Aleviliğin aslında teolojik inancı da Hızır inancıdır. Hızır bazı yerlerde 7 günde tutulur. 3 gün genelde tutulur. Ama 7 gün tutulması nedeni de hem üçleme hem de 4 kavramı önemlidir. Yani ateş, su, hava ve toprak aslında bizim varlığımızı var eden en temel elementler, en temel ögelerdir.
bunlar olmasaydı biz de var olmazdık. Ama aynı zamanda üçleme var. Burada üçleme tamamen Hızır kültürünü yansıtır. Çünkü orada yeniden doğuşu simgeler. Üç yeniden doğuştur. Yani anne baba ve çocuktur. Tez, antitez ve sentezdir. Dolayısıyla Hızır yeniden doğuştur. Yeniden doğuş ne zaman olur bizim coğrafyada? Kuzey kutbunda ilkbahar, işte ilkbaharla beraber doğa yenilenir, kendini yeniler ve dolayısıyla o ilkbahara gelene kadar da işte Şubat'tan başlayan Mart'a kadar, Mart'ın 21'i ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilir. Güney kutbunda tam tersi, orada da kış başlar örneğin Mart ayında. Kuzey kutbunda dediğim gibi Hızır Şubat'ta başlar ve 21 Mart'ta doğayı yeniden canlandırır ve Mayıs'ın 5'inde 6'ında da insanlar o doğanın meyvesini yemeye başlarlar. Bunları gerçekleştirenin kutsal bir kimlik oraya taşıyor ve Hızır'a bir kutsal kimlik yüklüyor. Yani yaptığı şey bu. İnsan evet. Kendisi bunu yüklüyor. Peki hocam, kitabınız yeni hazırlandı, çıktı diyelim. Yani yayınlandı ama bizi aydınlatır mısınız? Kitapta bunları mı ele aldınız? Farklı hangi konular var? Özelliği nedir? Özetle söyler misiniz? Şöyle mitolojik... İsmi neydi kitabın? Hızır kültü, Hızır inancı ve Alevilik Hızır. Evet. Ben Hızır'ı sadece inançlar yönüyle değil. Tabii senin demin söylemiş olduğun işte Hazreti Ali'nin doğum günü, işte Nuh'un tufandan kurtuluşunu... Nevruz'u. Evet, yani sağladığına inanılır. Yani o günü, insanlığın Nuh tufandan kurtulduğu gün... Bir takım inansal değerler falan yüklenmiştir. Ya hem inansal anlamda Hızır, hem ritüel anlamda Hızır, hem toplumsal anlamda Hızır. Hızır'ın toplumsal algısı, Hızır'ın doğasal algısı. Yani doğa ve Hızır, toplum ve Hızır, Alevilik de Hızır, ozanların dizeleriyle Hızır ve mitolojide Hızır ve tarihsel anlamda Hızır kavramlarını işlemeye çalıştım. Ve aynı zamanda etimolojik olarak da Hızır kavramını irdelemeye çalıştım. Kaynaklarıyla beraber yazmaya çalıştım. Yani bir boşluğu doldurur gibi, tabii ki hepimiz eksiyiz, eksiklerimiz de vardır, yanlışlarımız da vardır. Ben istedim ki gerçekten de tarihsel boyutuyla en azından bu Anadolu topraklarında, bugün Aleviliğin içerisinde yaşatılan Hızır'ın gerçekten nereye kadar gidiyor? Demin de senin söylediğin gibi İranlı topluluklarda, Mezopotamya kültüründe, Balkanlarda, örneğin İdris, kutsal kitaplarda, Kur'an'da İdris olarak geçer, Hanok olarak geçer, bu kutsal kitapları da geçmiş. Hermes olarak geçer örneğin, Hermes Hızır olarak değerlendirilir. Özellikle ezoterik öğretilerde. Yani dolayısıyla Hızır geçmişte ebedden ezele akan, ölümsüz olarak kabul edilen, her an içerisinde insanın çağırdığında hazır ve nazır olan bir kutsal kimlik. Günümüzün deyimiyle söylersek bir enerji. Ha, pozitif bir enerji. Ama Hızır'ın en önemli özelliği her zaman ama her zaman pozitif bir enerji olmasıdır. Hızır kavramında negatif bir enerji yok. Çünkü her zaman iyilik vardır, her zaman güzellik vardır. Yaratıcı, yenileyici. Yaratıcı, besleyici, koruyucu. Yani bu ışık özellikle... kaynağı, hayat kaynağı. Işık aynı zamanda. Yani enerji, enerjinin olduğu her yerde, ışığın olduğu her yerde Hızır kavramının olduğunu görüyoruz. Yüreğiniz var olsun güzel bilgilerle bizi aydınlattınız hocam. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun.